Rüya görenler lütfen arasınlar. Mesude Hanım Sivas'tan. Mesude Hanım hoş geldiniz. Hemşerim geldi ayrımcılık. Bizim Sivaslısınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sultan Sivas'ımıza selamlar gönderiyoruz. Emine Hanım da Sivaslıymış. Ben de Sivaslıyım. Çok seviyorum memleketimi. Abi, biraz memleketçi ruhum var benim. Ya ne güzel. Bunun Türkiye'nin her köşesi. Her köşesi muhteşem. Edirne'den Kars'a kadar. Aynen. Her yeri köşesi çok değerli. Çok kıymetli. Mesude Hanım. Rüyanızı dinliyoruz. Hemen geçiyorum rüyama. Emine Hanım, rüyamda ölmüş olan annemi görüyorum. Elinde poşetler oluyor. Poşetlerin ikisini ben alıyorum. İkisi de kendi taşıyor. Ben biraz öndeyim. Sonra bir düğün ortamı oluyor kendi aile sülalemizin. Halamın kızı bana doğru gelip seni evlendireceğim diyor. Bu kadar. Kaç yaşındasın Mesude? 83 doğumluyum. Balık burcuyum. İkinci ayın 22'si. Genetiğimizde kanser ya da böbrek rahatsızlığı var mı? Aynen var. İkisi de var. Tamam. Genetik yapımızda özellikle Mesudeciğim senede bir kez genetik yapını kontrol ediyorsun. Poşet olması anne soyuna ait kırgınlıkların var ve onlara karşı küskün olduğun gözüküyor. Bir de bekar mısın sen Mesude? Evet, bekarım. Sana çok güzel bir evlilik var. Yani bu yıl bitmeden iki rakamı veriyor. Bana göre senin evlilik 2012, 2022 12. ayın ikinci gününde hala tarafından bir ahbabınız, tanıdığınız bir kısmetin var. Beğen öğretim görevlisi olacak. Büyük bir ihtimal devlet memuru öğretmen olacak. Ve aksanı yabancı dil konuşacak. Böyle biriyle muradın var. Ve soyunuzda ikiz var mı bebeğim? Yok. Sana ikiz çocuk veriyorum. İki poşet dedin ya. Eğer Allah nasip et, ama annenin ismini koymak zorundasın. Bir kızın bir oğlun olacak bebeğim. Rüyan hayırlı. Ama senden ricam, anneni görmüşsün. Mezarına git, sağ bölmesine iki avucunla toprağı böyle birleştir ki rızkın, bereketin açılsın. Çünkü sen kendini kısmetsiz ve bereketsiz görüyorsun. Ay, teşekkür ediyoruz. Sena Hanım'ı bağlıyorum. Küçük dilimi yutacağım şimdi. Yutma kız. Nazar edeceğim. Bak canlı yayında kilitleneceğim. Hayır ya, benim nazarım değmez. Ne yapayım böyle var ya. Aşk olsun. Bak bir de sıfatıma bakar mısın? Ben seni seviyorum ya. Çok acayip bir enerjim var. Çok hem safsın hem de saflığın içerisinde mağduriyet var. Anlamıyorum. Niye mağdurum? Mağdurum ben mağdurum. Duygusal mağduriyet var. İyi niyetten duygusal enerjin mağdur senin. Yoksa insan iletişiminde bir mağduriyetin yok. Duygu yönünle alakalı. Safsın dedi bana. Ama saf enerji güzel bir şey. Ben de bana da herkes saf diyor. Öyle mi? Evet, o kadar safsın. Hayır, şaşırıyorum, orada bir şeyler yazıyorum. Ne yaptığına bakıyorum. Ay, karalıyorum. Notları alıyorum. Kim vardı? Sena Hanım. Sena Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi günler. Hemen rüyama geçiyorum. Buyurun. 27 yaşındayım. Bir dağa çıkıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Arabayla çıkıyoruz. Bir noktasına kadar arabayla gidiyoruz. Sonrasında yürümemiz gerekiyormuş. Arkadaşlarımla dağa tırmanırken bir ip görüyorum, halat gibi. Onu tutunarak dağa tırmanıyorum. Sonra bir noktadan sonra kesiliyormuş ip. İleride devamını görüyorum. Tekrar tutunarak koşar adımlarla dağın zirvesine çıkıyorum, tepesine çıkıyorum. Yarım kalan bir özel hayatınla ilgili sıkıntın var mı bebeğim? Hayır, yok. Evli misin? Bekarım. Tamam, yarım kalan bir özel hayatınla sıkıntın var yani. İlişki yarımlığı diyoruz. Oturtamadığın gözük. Hani ip kopuyor ya bir tanem. Hı-hı. Yani başlıyoruz, çok güzel gidiyor. Başlıyoruz, yarım kalıyor. Şimdi en sonunda zirveye çıkıyorsun ya. Şu an isminde A harfi, R ya da T harfi bir hayat arkadaşı uyarısı var sende. Ve bununla evlilik enerjim var. Bir dahaki yılın kış mevsiminde yani Ocak, Şubat, Mart parmağında alyans ve evlilik yapacaksın. Yalnız senin devletle ne alakan var? Öğretmen olmak istiyorum, atama bekliyorum. Tamam. Devlet kapın hayırlı olsun. Büyük bir ihtimal o da ip koptu, tekrar çıkıyorsun ya. Bir dahaki 2023'te devlet memuru olarak hayatına büyük bir evlilik yapacağın insan da bu aralıkta kısmetine çıkacak. Senden tek ricam, bilmiyorum söyleyebilir miyim?
söyleme şansın var mı? Neyi ama? Bir dua. Ya dua tabii ki söyleyebilirsin. Bir şey olmaz. Yasin mutlaka Perşembe günü 21 Yasin oku. Hem devlet kapın için hem de rızkın için oku. Bir de ip al. Bu ipi herhangi bir kopart. Görüyor. Bu bir uyarı, benimle alakalı değil. Okay, tamam. Ben öyle hani burada diyor ya hani ip koptu ben dağa çıktım. Süper, tamam, yani anladım. Buradaki ipi zaten kendi kopartması lazım ki rızkı açılması lazım. Rüyasında ona gelen mesaj bu ve bunu evet, yapıyor olması ip, lazım. İp kopuyor çünkü ama bu tekrar hızla yukarı çıkıyor. Burada devlet kapısı evlilik enerjisine yarım kalıyor ya ilişkiler. Hani ben yarım diyorum, yok ben yarım değilim diyor ama ben evli misin o zaman sinirleniyorum. Diyorum ki sen evli değilsin aslında. Bu sinirlenmek yok. Relakslık var. Benim olduğum yerde öyle sinir falan yok. Bizde hoşgörü var. İpe takılma yani. Bizde şey var. Bizde sakinlik var, hoşgörü var. Kim var telefonumuzda? Manisa'dan Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Nur Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Vallahi yeni güne çıktık mı? Sağlıklı mıyız? Elhamdülillah çok iyiyiz. Elhamdülillah Allah çok şükür. Sizi dinliyoruz. Bakalım rüyanız sizin için ne anlatıyor? Emine Hanım, öncelikle sizinle konuştuğum için çok mutluyum. Sıkı takipçileriniz benim. Gerçekten bu benim için büyük bir şans oldu. Kesin yakalayamamışlar beni. Tavada kuşkonmazlı yumurta yedik annemle beraber. Tavada kuşkonmazlı yumurta. Yumurta yedim, evet, tamam. Kuşkonmazlı yumurta yedik. Ben şeyi çok merak ediyorum Emine Hanım. Kariyerimde ilerleme olacak mı? Zeynep kaç yaşındasın yavrum? Ben 27 yaşındayım. Şu an öğretmenim ama akademisyen olmak istiyorum. Tamam. Ama Zeynep bu kadar hayatınla ilgili bilgi verme tamam, canım. O beni biliyor. O benim takipçim. O biliyor. O kadar emin ki benim ne cevap vereceğim. Benim takipçim beni bilir. Zeynep'ciğim ilk önce şöyle bir şey ben var bir tane. Programdan. Yok kızım. kariyerinle alakalı 2 yıllık bir eğitim sürecin var. Bunu tamamlıyorsun tamam bir tanem? Tamam. Ve sende dil aksanı eksikliği var. Yabancı dilinde pekiştirmen lazım. Sana ilk önce bir yurt dışı kapısı veriyorum. Ve Allah nasip ederse bu kapın aydınlık. Ve kesinlikle ve kesinlikle akademisyen olacaksın. 2024 akademisyen kapın aydınlık. Yani Zeynep çok huysuz bir tipsin. Devamlı sinirlenen bir evren var. Bu sinir yapını biraz daha yumuşatıp evdeki insana isyan yapmayı bırakıyorsun. Öpüyorum seni. Sen beni anladın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Bay bay canım. Zeynep seni anladıysa sen de onu anladıysan biz çekilelim arada. Hayır şimdi benim Instagram takipçim ya. Ha. O şimdi benim huyumu biliyor. O soruyu sorayım bana net cevap versin derdinde. Rüya evet, derdi bakıyorum değil ben onun. De sana. Emine Akkaya'ydı değil mi Instagram sayfa? Ey Akkaya Official. Hatay'dan Pınar Hanım. Pınar Hanımcığım. Alo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Adım Pınar, 38 yaşındayım. Hemen rüyanızı alalım. Çünkü rüyalarda gelen mesajlar bugün Emine Akkaya tarafından yorumlanıyor ve ağzımız açık bir şekilde dinliyoruz. Buyurunuz. Ben rüyamda, benim eşim vefat etti bu arada 1,5 yıl önce. Rüyamda eşimi mezarlığın üzerinde, toprağın üzerinde uyuduğunu görüyorum. Ben mezarlığa gidiyorum abimle beraber. Eşim uyuyor. Ben de yaklaşıyorum diyorum ki benim eşim uyurken de böyleydi. Yaklaşıyorum yanına, gözlerini açıyor. Gözlerini açınca sen ölmedin mi diyorum, dirildin mi diyorum. Evet diyor, benim dilim dualı olduğu için bana çok iyi davranıyorlardı, beni geri gönderdiler diyor. Ben de işte kalkıyor ayağa, nasıl peki öldün Azrail Aleyhisselam senin canını nasıl aldı diyorum. Şey diyor, ben diyor kadın kılığında geldi diyor, bana bir tülbent verdi. Bu tülbenti kokladım, beyaz bir tülbent. Mavi topuklu bir kadın olarak geldi diyor. Tülbenti kokladım, başka bir şey hatırlamıyorum diyor. Evet, rüyasında gelen mesaj Pınar Hanım'a ne anlatıyordu? Eşinin ailesiyle alakalı haksızlıklar var. Eyvah. Yani buradaki vefat etmiş eşi çünkü. Burada uzun süredir çözemediği hak, alması gereken çocuklarıyla alakalı malla ilgili galiba bu dışlanmış biraz problemler var. Evet, yani sevgili seyircilerimiz çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız telefon başında ve telefonlara yetişemiyorlar şu anda. Evet, Emine Akkaya.
Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcularından biridir. Ve yaptığı rüya yorumlarıyla sevgili seyircilerimiz. Görmedim, ne yaptın az önce? Dedim ki botoksum gelmiş galiba. Botoksum mu gelmiş? Kendime dedim şurası botoksum mu gelmiş diyorum. Çılgın ya. Şule Hanım'ı bağlayalım. Piyano işaret edince. Şule Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Umarız siz de iyisiniz. Hemen rüyanızı dinleyelim. Çok şükür. Eşim gece yatıyordu. Ya uyumuş kalmış. Dedim bir bakayım ne yapıyor. Her zamanki giydiği açık mavi bir kot pantolonu vardı. Bir de bordo gibi bir tişörtü. Normalde alyans hiç takmaz benim eşim. Parmağında da gümüş alyans vardı. Böyle üzerinde hafif bir şekil gibi çizikler falan vardı. Allah Allah dedim, bu niye alyans taktık acaba? Rüyasında estağfurullah, estağfurullah diyordu böyle sürekli. Bu kadar. Şimdi eşiniz kaç yaşında? 45. İsmi nedir? Yalçın. Şule sen kaç yaşındasın bir taneciğim? 41, 42'ye gireceğim. Ay kadına yaş sorulur mu? Hayır, sormak zorundayım çünkü. Hemen bozuluruz. Bozulma bebişim, bir şey olmaz. Şimdi aslında eşinizle uzun süredir konuşmanız gereken konularınız var. Ve hala sizin içerisinde bazı şüphe ve endişeler var gözüküyor. Var mı böyle sıkıntılarınız? Yok ama. Yani mesela diyelim ki bu aldatılma gibi bir durum değil hayatım. Eşiniz sizi çok seviyor. Gümüş de aslında işiyle ilgili parasal evrede muhteşem bir dönüşüme yaşayacağı. Ama çünkü burada sizin eşinizin mavi pantolon, mavi kıyafet giymesi ve gümüş takı takması. Erkekler biliyorsunuz ki altın haramdır, gümüş helaldir. Sizin artık evinizin, rızkınızın helale erişeceği, bütün maddi sıkıntılarınızın biteceği ama senin kafanda eşinin sülalesi ya da eşinin tarafında şüphe ettiğin mevzu nedir? Onu soruyorum. Açıklamaktan var tamam, ya. Tamam, açıklama. Var mı öyle bir mevzu? Tamam, anladın mı ne demek istediğimi? Senin evet. Karı koca hayatımızda yalan yok, aldatılma yok. Birbirinizi evet. Çok seviyorsunuz. Ama senin kafanda eşinin sülalesine kilitlendiğin var ya, bir gırtlak olsa ne yapacağım bilinir. O olayından dolayı öfken var. Onu da artık yokmuş gibi davranacaksın. Çünkü sizin hanenize bolluk, bereket başlıyor. Sen bol bol duan et, hayrını dile. Onlarla muhatap olmayacaksın, yoluna bakacaksın. Rüyadaki mesaj ne? Rüyadaki alyans. Gümüş alyans. Ne altın diyor? Deseydi derdim ki bu evlilikte eş soyundan, çünkü gümüş takıyor ama eş soyundan kavgalar, gürültüler, ayırmaya çalışmışlar ama gümüş taktığı için Şule helal ona. Asla kimse ayıramaz diyor. Peki Şule Hanım, inşallah dilediğiniz huzura, dilediğiniz bolluğa kavuşursunuz.